Nasıl yani? Bu nasıl olabilir? Ricardo Milos hayatını kaybetti. Bir dakika, bu gerçek mi? Ölmüş olabilir mi? Tarihte de 2017 yazıyor. 2017'de yaşanan Amerika felaketleri. Irma kasırgası. Amerika tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden birisi. Japonya'da dede olarak tanınan Ricardo Milos için anma töreni mi yapıldı? Evet, işte her şey böyle başladı. Karmaşık bir hikaye olacak gibi duruyor. Çünkü tüm bu gördüklerinizi Ricardo Milos'un Facebook sayfasındaki şu tarih tamamen doğruluyor. İşte Ricardo bu tarihten sonra asla görünmedi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. ...2024'e kadar 1 milyon abone olmaya çalışıyorum. O yüzden bu ay bayağı bir video yayınlayacağım. Eğer hoşunuza giderse abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler diliyorum. Belki Ricardo'yu bilmeyenleriniz vardır. Çok kısa bir açıklamayla hakkında şunu bilmeniz gerekiyor. Ayça 22'nin internetteki erkek versiyonu. 2011 yılında piyasaya ilk çıktığından bu yana o kadar büyük bir viral halini aldı ki o dönemde internet kullanan her 5 kullanıcıdan biri bu adamın kim olduğunu biliyordu. Mesela Ricardo akımı Türkiye'de 2017 civarlarında yaşandı. Ha, eğer görmediysen de onun yarattığı bir akım sayesinde büyük bir sıçrama yaşayan Uber Kloz'un şu videosunu hatırlıyorsundur. Veya etrafta o dönemlerde çokça duyduğun Dancing şarkısı. Bu adam internette o kadar uzun zamandır ünlü ki Ricardo hakkında bayağı bir bilgiye rahatlıkla erişebiliyorsunuz. 11 Kasım 1977'de Rio de Janeiro'nun Olivia Maia adındaki bölgesinde bir ikiz kardeşle beraber doğdu. Bu bölge çoğunuzun mutlaka duyduğu Brezilya'nın ghetto mahallelerini barındırıyordu. O dönemdeki ailesine ne olduğu bilinmiyor. Ancak Ricardo ve kardeşi 10 aylıkken Yunan ve Kanada kökenli bir çift tarafından evlatlık edinildiler. Şanslarına bu ghetto bataklığından o dönemde Rio de Janeiro'ya tatile gelmiş bir çift sayesinde çıkmışlardı. Çiftimiz çocukları görmüşler ve evlatlık edinmek istemişlerdi. Çünkü bir çocukları olmuyordu. Ve sonrasında birlikte Amerika'ya döndüler. Orada yaşamaya başladılar. Geçen yıllarda Ricardo Miami Üniversitesi'nde finans yönetimi bölümünü bitirdi. Üniversiteyi tamamladıktan sonra istediği mesleğin bu olmadığına karar verdi. Ve Yunan babasıyla birlikte yeni bir işe giriştiler. Ricardo'nun Yunan babası Milos, evet ismi Milos, profesyonel bir fotoğrafçıydı. Ricardo'nun sahip olduğu genetiği erkenden fark etmiş ve Ricardo'yu ergenliğinde vücut yapmaya teşvik etmişti. Ricardo gerçekten bu işi başardı. Ardından da birlikte modellik çekimi üzerine yoğunlaştı. Ve böylece henüz 20'li yaşlarında olan Ricardo yeni bir sektöre adım atmıştı. Ancak tüm kariyeri Amerikan askerliğinden sonraya kalmıştı. Askerliği bitirdikten sonra herhangi bir işi yoktu. Cebinde kalan ufak bir parayla dünyayı dolaşmaya karar verdi. Japonya'yı gezdiği sırada değişik bir fırsat buldu ve adam akıllı ilk parasını Japonya'daki popüler sağlık ürünlerini satarak kazandı. Bu sırada seneler 2009'u gösteriyordu. Ancak bir gün işlerin böyle yürümeyeceğini anladı ve geçmişte babasının ona öğrettiği taktiklerle birlikte ilk modellik işine adımını attı. Kendi kendine fotoğraflar çekti ve etraftaki ajanslara yolladı. Bir hafta sonra bir teklif geldi. Bir internet sitesi Ricardo'ya bir video çektirmek istiyordu. Ve işte o hepinizin bildiği efsane video 2010 senesinde böyle ortaya çıktı. Anlaştığı web sitesi Jokbat adında eşcinsel erkekler için popüler bir platformdu. Ricardo bu işi reddetmedi. Gerçekten aga ben yapıyorum dedi ve videoyu yayınlattı. Video bir sene boyunca kimsenin umurunda olmayan yetişkin bir sitede beklerken bir gün bir şey yaşandı. Asya kültüründe yeri olan Gachimuchi adında bir kültür sayesinde erkeklerin dövüştüğü ve sesleriyle müziklerin yapıldığı bir videoda Ricardo gösterildi. Ricardo diğerlerinden farklıydı. Böyle kara kuru, basık, esmer ve çok kaslı bir adamdı. Asya'da alışılan bir tipleme değildi. Ve kısa sürede işte bu videolara yapılan editlerle birlikte Asya'da bilinen biri haline geldi. Küresele yayılmanın ilk adımı da işte tam olarak böyle oldu. Amerika'ya ve sonrasında Avrupa'ya sıçradı. Dancing gibi şarkılarla editleri yapılan Ricardo yalnızca 5 yıl içinde dünyada 100 milyonlarca insanın bildiği bir meme haline aldı. Frodo, keman çalan Ricardo, Stalin'le el sıkışan Ricardo, Tupac ile poz veren Ricardo, Google arka planlı Thanos Ricardo, Ricargo ve işte bunun gibi daha binlerce meme yapılmıştı. Bir dönem o kadar popülerdi ki eski Peru devlet başkanı Pedro Castillo pandemi döneminde işlediği bir suç yüzünden yargılandığı dönemde 4chan ekipleri avukatlara hackleyerek konuşmalara sızdı. Ve milyonlarca insanın canlı izlediği duruşmada Ricardo'nun dansını oynatmışlardı. Ricardo ile ilgili neredeyse tüm kişisel bilgilere ulaştım. Evet, tahmin ettiğiniz şeyler bile araştırma sırasında karşıma çıktı. Merak edenler için 9 inçmiş. Ricardo anladığınız üzere zaman içerisinde parayla tutabildiğiniz bir eskort haline dönüştü. Yaptığı bu dans hareketleri sayesinde bu işte de oldukça ünlü birisi haline geldi. Merak ettiğim konu günümüzde ne yaptığını bulmak olduğu için adresini aramaya başladım. Ve şu anda kapalı olan 2004 senesi arşivlerinde yani kendi blogunda Amerika'da yaşadığı yazıyordu. Ancak tam olarak bir konum belirtilmiyordu. Ayrıca aşağıda Ricardo'ya ulaşmak istiyorsanız bu telefon numaralarını veya mail adreslerini kullanabilirsiniz yazıyordu. 755 468 86 79 veya 813 777
877-6111. Amerika'da vatandaşlık bilgilerinin bir bölümü kanunlar nedeniyle herkese açık bir şekilde paylaşılıyor. Böylece elinizde bir numara, isim veya konum olduğunda orada yaşayan vatandaşın kim olduğunu bulabiliyorsunuz. Ancak bir sorun var. Ricardo Milos ismi gerçek mi? 2004 kayıtlı web sitesine bakarsanız Ricardo yine kendi blogunda bu soruyu yanıtlıyor. Milos'un üvey babasının ismi olduğunu ve böylece kendine bir kod adı yarattığını söylüyor. Soy ismini kimse bilmiyor. Ancak gerçek ismi Richard, yani Ricardo değil. Richard nokta nokta. Amerikan veri tabanlarında bu ismi kullanamayız. Çünkü ne Ricardo Milos doğru ne de tek başına Richard yeterli. Böylece tek çaremiz elimizdeki telefon numaraları. Ve bunu da taratırsanız adreslerin tek bir noktayı gösterdiğini göreceksiniz. Fort Myers, Florida. Ve işte buradaki evinde mutlu bir hayat sürüyordu. 2017 senesinde ünlünün zirvesinde olan Ricardo Milos, Facebook'unda bir paylaşım yaptı. Irma'nın yolunda herkes güvende olsun. 8 Eylül 2017 idi. Kasırga on binlerce konutu yerle bir etti. Ricardo'nun da yaşadığı Florida'nın %25'i tamamen yok oldu. Amerika'ya maliyeti bizde yaşanan 6 Şubat depreminden bile büyüktü. Tam 130 milyar dolar. Amerikan tarihinde bir rekor kırılmıştı. Bir felaketin açtığı en büyük zarardı bu. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. İşin garip tarafı, Ricardo Milos bugünden sonra bir daha görünmedi. Ve sosyal medyada bu tarihten itibaren Ricardo mevzusu büyük bir sıra haline geldi. Bu yazı internette paylaştığı son şeydi. Neredeydi? Ölmüş müydü? Tarihin en büyük mimlerinden birisi bir sır içinde ortadan mı kaybolmuştu? Ricardo Milos'un ölüm haberi yayılmaya başlamıştı. Gerçekten de üzerinden geçen bir yılın ardından internete hiç giriş yapmamıştı. Sene 2018. Eskiden girdiği forumların Last Online'ı tam da kasırga gününü gösteriyordu. Adam gerçekten ölmüştü. Ancak bir gün yeni bir gelişme yaşandı. Bir Twitch yayını ile Ricardo Milos'un geri döndüğü iddia edildi. Milos Hat adlı hesapta bir adam yayın açmıştı. Adam gerçekten de Ricardo gibi görünüyordu. Bu gerçekten oydu. Kanalın açıklamasında bile onun dansı vardı. Dünyanın genelinde bu böyle anlatılır. Bu hesap Ricardo'ya aittir ve yaşadığı iddia edilir. Ama hayır. Garip şekilde vücut yapısı, gözleri, surat şekli ve tarzı Ricardo ile aynıydı. Ve Ricardo ölmedi, gerçek Ricardo benim diyerek insanları kendine inandırmayı başardı. Yıllar boyu hiçbir yerde ortaya çıkmamış Ricardo'nun boşluğunu fırsat bilip onun taklidini yapmıştı. Evet, gerçekten. Eğer bu adamı Ricardo sandıysanız, maalesef. Bu büyük bir kopya hesaptı. Şu anda görecekleriniz internette muhtemelen başka hiçbir kaynakta yoklar. Bu adam zamanla o kadar ileriye gitti ki artık Milos ismini bile kullanmayı bırakmıştı. Sosyal medyada kullandığı yeni ismi Nilton Felix ve bu gerçek adıydı. Yani bu adamın gerçek adıydı. İlk açığını da böyle vermişti. YouTube arşivlerinde bulduğum eski bir kanalın gerçekten bu adama ait olduğunu doğruladım. Ve bu adam Ricardo dünyada küresel bir meme haline geldiğinde LOL ve Aram videoları yükleyen sıradan birisiymiş. Ayrıca müzik videoları da paylaşıyormuş ve bu videoların hiçbirinde o dönemki Ricardo'ya benzemiyor. Ayrıca yaptığı mankenlik işiyle günde binlerce dolar para kazanan bir adamın bu kadar para kazandığı bir işi bırakıp yayın açması bayağı saçma olurdu. İşin sonundaysa elimizde yıllardır kayıp veya belki de ölü bir adam vardı. Ama durun, hikaye daha bitmedi. Artık ulaşılamayan kapatılmış Yahoo gruplarında bazı detaylar bulduk. Bu fotoğraflar 2019 senesinde Ricardo'ya ulaşmaya başarmış bazı insanların mesajlarını içeriyordu. Evet, gerçekten. 2019 senesinde bunu başarmışlardı. Ricardo'ya benim de girdiğim 2004 arşivindeki maillerden ulaşmayı başarmışlardı. Ve bu mailler hala aktifti. Ricardo sanılanın aksine küresel mimlerin çıkmaya başladığı 2012 dönemlerinde bu durumdan hiç de memnun olmamıştı. Çünkü tüm hayatı artık internetteydi ve milyonlarca insan bu olayı konuşuyordu. Tam 2,5 yıl sonra 5 Nisan'da ilk dönüş geldi. Lütfen git kime diyorsan de, ben hayattayım ve iyiyim. Ve artık bana bu birinin yarattığı siktiğimin anlamsız meme olayı yüzünden mail atmayı kesin. Resimlerimin kullanımı için bana para ödemediğiniz sürece buna ayıracak hiç vaktim yok. Ardından da 2019 senesinde yaptığım araştırmayı doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Bu ölüm söylentileri nereden nasıl çıktı bilmiyorum ama ben iyiyim. Florida'da Fort Myers'te yaşıyorum. Oğlum 13 yaşında ve ortaokula gidiyor. Yani meşgul bir babayım. Oğlum Üstün Yetenekler programında onur listesi öğrencisi. Ardından yeteneklerinden bahsetmiş. Gerçekten onunla çok meşgulüm ve sürekli seyahat ediyorum. Bunu yazma sebebim bana yazdığınız tüm bu meme olayları ve artık bunu durdurmanızı istiyorum. O dans videosu için Jokpat'tan para aldım ve o video sadece o siteye özel yayınlandı. Anlaşmaya tabi olduğu için izinsiz kullanımı yasak. Eğer paylaşırsanız yasal süreçle kaldırmak zorunda kalacağım. Tüm bu meme olayları için ulaşan fanlarımın hepsine teşekkür ederim. Bu spekülasyonları bitirmek için yaptığım resmi açıklamamdır. Teşekkür ederim. Ricardo Milos.